Riskli yapı kavramı 6306 sayılı kanunda belirtilmiştir. Şöyle tanımlanıyor. Riskli alan içerisinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi veya teknik verilere dayanarak tespit edilen şeklinde açıklanmıştır. Bu metinden yola çıkarak aslında şöyle diyebiliriz. Yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması, yapının yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıması, tespitinin ilmi veya teknik verilere dayanarak yapılması gerekmektedir. Riskli yapı tespiti için öncelikle bir başvurunun olması gerekiyor. Tespit usulünde yine yönetmeliğin 7. maddesinde belirtiliyor. O maddeye göre de yapı tespitini malikler veya reysen, kentsel dönüşüm veya idare yaptırabiliyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Diğer bir deyişle de riskli yapı tespiti başvurusunu yapıda oturan kiracılar veya sınırlı aynı hak sahipleri yapamıyorlar. Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya da belirlenen idari kuruluşlara başvurabilirler. Riskli yapı tespitine itiraz yolu açıktır. Önemli olan nokta sürelerdir. Burada maliki tebliğinden itibaren 15 gün süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Kira yardım alabilmek için mevcut adresten taşınılmış olması ve en geç binanın yıkılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmuş olması gerekmektedir. Kiracının kira sözleşmesinden sonra oturduğu evin hasarlı olması durumunda tahliye edilmesi sonucunda tazminata hükmedilir. Şöyle yol izleyebilirler. Kiracılar hasar tespit raporu ve sözleşme ile birlikte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler. Özellikle depremden sonra kirada oturacaklar. Kira sözleşmesi yapmadan önce evlerinin hasar tespitinin yapılıp yapılmadığını ya da bu raporun olup olmadığına bakarak daha sonrasında sözleşme yapmalarını öneriyoruz. Bu sayede mağduriyetler daha az olacaktır.